Yok yok Dizenden. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamız bu mini ipli keselerimiz, çantalarımız olacak. Bu çantalarımıza yapım aşamasına geçmeden önce sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Dikkat ederseniz boyutları biraz daha farklı üçünün de. Boyutlarının farklılığı ben sayıları ve alttaki zincir sayısını değiştirerek yaptım. Şu biraz daha minik oldu. Bu orta, bu biraz daha büyük oldu. Benim yapacağım şu anda bu kesemizden olacak. Bu yapacağım çalışmayı zincirle başlıyorum. Buradaki çalışmamız bu pembe olan çantamız 19 zincirle başlamıştım. Ben bunu 21 zincirle başladım. Bunu da 23 zincir ile başladım. Dediğim gibi sizler renk, ip ve tığ kalınlıklarını değiştirerek boyutları biraz daha farklılaştırabilirsiniz. Evet, zincirimiz ile başlıyoruz. Her zamanki gibi zincirimiz tığımızın üzerine aldık. Tığımızın ipi alttan, diğer ipi kısa olanı üstten geçiriyorum ve bir ilmek alıp ilk başlangıç zincirimi oluşturdum. Şimdi çok sık olmayacak şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. 23 zincirimizi yaptım. Bu 23 zincirden sonra ilk zincirim, şurayı bir düzelteyim tekrar. Zincirimiz daralmasın. Hemen son zincir değil, bir sonraki yani sondan ikinci olan zincirimize bir sık iğne yaptım. Ve bu şekilde bakın nereye batıyorum? Şuradaki zincirimin üstündeki ilk deliğine batıyorum. Ve sık iğnelerimizi bu şekilde zincirimizin sonuna kadar devam ediyoruz. Zincirimizin başına kadar geldik. Evet, ilk baştaki zincirimizin oraya geldiğimizde burada 1, 2 ve 3 tane aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burası önemli. Neden derseniz normalde şu şekilde alıp üstten hemen alarak bu şekilde batıp çıkartabiliriz. Ama orada bir çizgi oluşmuyor. Bakın. Şöyle bir altta çizgi oluşacak. Bu görüntüyü, bakın bu görünümü vermek istiyorum ben. Bunun için de yapacağımız çalışma, bakın. Buraya döndüm. Şunun altından alıp alttaki ilmeğinden çıkartacağım. Bakın. Tekrar gösteriyorum. Alttan alıyorum. Bunda zorlanırsanız yine üstten alarak şurayı alta bırakıyorum. Bakın. Bunu alta bırakıyorum. Ve tığımı alttaki zincirin diğer ilmeğini alıyorum. Bu şekilde bakın şurada bir çizgi oluşmaya başladı. Tekrar burayı tekrar gösteriyorum. Bakın alttan alıyorum ve ipi de bu arada altta yürüterek
İpimizin sökülmesini engellemek için altta yürütüyorum. Tekrar battım. Evet. Zincirimizi ilk başlangıç zincirimizi mümkün mertebe gevşek çekersek ilk sıramızı yapmamız kolay olacak. Evet, bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, başa geldik. Ve şuradaki ilk hatırlarsanız 23 zincir çekmiştim ve 22. Yani bir sondakinden bir öncekine batmıştık. Şimdi oradaki deliğimizi 1 2 ve 3 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçerken şurada ilmek kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu neden önemli? Bu renk geçişimizde her sırada bunu yapacağız. Bu arada ipimizi keselim. Şimdi ilmek kaydırmıştım, zincir çekmiştim ve tekrar sık iğne yapmıştım aynı deliğimize. Şimdi tekrar buradaki sık iğnelerimizi her deliğe birer defa batarak sırayı, diğer dönüşleri de tamamlıyoruz. Bir sıramızı tamamladık. Dönüşümü de yaptım. Tekrar başlangıç noktamıza geldim. Burada hatırlarsanız bakın şurada bir zincir var. İlmek kaydırmıştım. Sonra bir zincir çekmiştim ve sık iğnemizi yapmıştım. Evet, ilmek kaydırma ve zincir çekme yerine değil, sık iğne yaptığımız deliğe batıyorum. Ve tekrar ilmek kaydırıyorum. Şurayı biraz sıkılaştırırsam. Bakın. Şurayı gevşek kalmasın. İlmeğimizi kaydırıyorum. Ve bir zincir çekip üst sıraya geçip aynı deliğe tekrar batıyorum. Ve yine aynı yapacağımız çalışma, her deliğimize birer tane sık iğne yapmak. Sıramızı bu şekilde yine aynı şekilde tamamlıyoruz. Yine sıra sonuna geldik. Aynı başlangıç yerine geldim. İlmeğimi kaydırıyorum ve bir zincir çekip aynı deliğime tekrar sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde yapma çalışmamız 5 sıraya, şuradaki bölümü 5 sıraya tamamlıyoruz. Evet, son sıramıza geldik ve yine ilmek kaydırma işini yapacağız. İlmek kaydırmayı yapmadan öncesinde ben sıramızı göstereyim. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilk yaptığımız yerle birlikte 5 sıramız oluştu. 5 sıra sık iğnemizi yaptık. Ben şimdi renk değişimini yapacağım. İlmek kaydırmadan sonra hemen şuradaki ipimi ilmek kaydırma esnasında buradaki ipimi alıyorum ve bir zincir çekiyorum. Evet. Bir zincir, başlangıçta 1, 2. 2 zincir çektim. Ben şuradaki ipimi keseceğim ve ipime hemen bir düğüm atıyorum. Evet. Şimdi açık rengimize geçmiştik. Şimdi trabzanlarımızla birlikte çalışmamıza devam edeceğiz. 2. İlk başlangıç olduğu için ben
Bir zincir daha çekiyorum. 3 zincir. Şimdi tığımı doladım ve ilk zincirimi yapıyorum. İlmeğimizi kaydırmıştık. İlmeğimizi kaydırdıktan sonra diğer rengimizi aldım ve ilk zincirimizi atarak 3 tane zincir attım ve bir sonraki, bakın burası değil, bir sonraki delikten trabzan yapmaya başlıyorum. Tığımı doluyorum. Bakın. Tığımı doladım ve her deliğe birer tane trabzan yapıyorum. Her deliğe birer tane trabzan neydi? Tığımızı dolayıp ipimizi iki defa da çıkarmaktı. Tığımızı doluyorum ve her deliğe ikişer tane çıkartarak tığımı kurtarıyorum. İkişer. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Evet, bu şekilde her sıramızı, her zincirimizin üzerine bir trabzan yapmıştık ve bu modelimizdeki kolaylık sıra ve sayıları saymaya, ilmek sayılarını takip etmeye gerek yok. Sadece gördüğünüz trabzanın üzerine batmak. Her trabzanın üzerine birer tane batarak 9 sıra yapıyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. Trabzanlarımızı yapıp zincirimizin üzerine iki zincir çekmiştik. Buradaki ikinci zincirimizin üzerine battım. Ve şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Başta da dediğim gibi büyüklüğünü sizin tamamen tercihlerinize bırakıyorum. Ben bir model oluşturdum. Bu şekilde sırayı belirledim. 9 sıra yaparak şimdi üstteki beyaz bölüme geçeceğim. Krem renkli aldım. Şurayı ilmek kaydırdıktan sonra bir zincir çektim. Şimdi şurayı ipi sıklaştırıyorum. Ve buradaki ipimizi düğüm atıyoruz. Daha sonra bu iplerimizi iğne yardımıyla aralardan yürüterek sökülmesine de mani olacağız. Şimdi bir, iki. Bir, iki demiştik. Ve üçüncü zincirimizi çektik. Üç zincirden sonra bakın tığımı doladım. Şuradaki hatırlarsanız trabzan yaptığımızı hemen yanındaki trabzanın üstüne batıyordum. Ama şimdi bir sonraki bakın buraya şuradaki bölüme batıyorum. Ve böyle aldım. Bakın tekrar göstereceğim. Tekrar göstereceğim şimdi. Evet, tekrar bakın bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şuradakini dayıp bakın buradan ve bir sonraki tekrar gösteriyorum. Arkaya batmıyorum. Şu aradan giriyorum ve öne çıkıyorum. Buradaki ayrıntı sadece bu kadar. Bunu yaptık mı zincirlerimizi de tamamlamış oluyoruz. Tığımız kaçtı. Dilerseniz yani ben bu şekilde yapmayacağım. Sadece trabzanın üzerine batacağım derseniz öyle de olabilir. Bakın. Tekrar yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığımı doladım. Şuraya ve
Buraya. Bu şekilde bir tane trabzanı atlamış oluyoruz. Bir zincir çektim, doladım. Ve tekrar yapıyorum. Buraya battım ve tekrar arkadaki yerden tığımı çıkartıyorum. Yan taraftaki trabzanın arasından ve zincirimi çekiyorum. Evet, zincirimizi çekiyoruz. Tekrar gösteriyorum. Tığımı doluyorum. Hemen şuradan ve buradan batıyorum ve çıkartıyorum. Trabzan yapıyoruz. Bakın. İpimi üstten doluyorum ve alt çıkarttık. Ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıramızın sonlarına geliyoruz. Tekrar yine aynı şekilde işlemlerimiz devam ediyor ve battık. Tığımı doladım. Arkadan aldığım trabzanımı yaptım. Tekrar burada arkadan zincirli olan bölümden batacağım. Şuraya tekrar çıkartıp bir zincir de buradan çekiyorum. Şimdi buradaki ilk başlangıç yerine geldim. Zincirimizi çekiyorum. Pardon, zincirimizin üzerine batıyorum. Ve birleştiriyorum. Evet, burada yine bir delik oluşacak. Şimdi 1, 2, 2 zincir çektikten sonra her deliğe bir trabzan, yani her zincirin üzerine bir trabzan, şuradaki boşluğa ve sonra trabzanın üzerine bir tane daha trabzan. Bu şekilde bakın. Tekrar yapıyorum. Boşluğumuza batıyorum. Ve trabzanımızın üzerine batıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Evet. İlmek kaydırma yaptık. Bir, iki zincir çekip yine aynı şekilde aynı işlemimize devam ediyoruz. Burada da dediğim gibi sıra sayma hiç yok. Tekrar her sıkı, pardon, her trabzanın üzerine bir trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Evet, son sıramıza geldik ve zincirimizin üzerine batıyorum. İlmeğimizi kaydırıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ben şurada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şurada dalgınlıkla şu son birleştirme yerinde şuraya batmadan bir zincir çekip ilk başlangıç birinci sırayı oluştururken hatırlarsınız 3 zincir çekmiştim. Bu zincirimizin üzerine batarsanız daha iyi olabilir. Orada dalgınlıkla ben bir tane daha batmışım. Ama araya sorun yok. Araya tekrar biz ipimizi geçireceğimiz için kenarda kalacağı için problem yok. Evet. Kesemiz bitti. Ben şu an ipimi iğneme geçirdim. Arkadan yürüterek ipimi kaybediyorum. Evet. Aynı çalışmamızı buradaki bağladığımız iplerde de yapıyorum.
Evet, kesemiz tamamlanmış oldu. İçinde bakın şu kısım. Hatırlarsanız şurayı nasıl yaptığımızı. Arkası da bu şekilde gözüküyor. Evet. İpli mini çantamız hazır. Bir sonraki paylaşımımızda püskülümüz hazırlanıp çantamız tamamen bitmiş olacak. Videomu beğendiyseniz ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayın. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.